Merhabalar arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. MSY 2024'ün fizik soruları hazırlıklarında 4. sorudayız. 2018 ile 2023 arasında çıkmış konu analizlerini ve çıkmış soru çözümlerini yapacağız ve 2024'te MSY tahminimde de bulunacağım. İlk 3 videoyu izlemediyseniz kanalda yüklü. Hadi bakalım videoya başlayalım. Dördüncü soruya baktığınız zaman arkadaşlar yıllar içerisinde değişmeyen tek şey arkadaşlar yani sorunun cümleleridir belki. Yani bir o değişmiştir, diğerleri değişmemiştir. Burada arkadaşlar 2018'e baktığınızda ısı alışverişi, ondan sonra MSY sınavında TET'de ısı sıcaklık, sonra genleşme sorusu 2019'da yine ısı alan cisimlerin genleşmesi arkadaşlar. Sıcaklık yine 2020'de basınç sorulmuş. Aa, burada bir basıncımız var. Sadece iç dış basıncı olarak 2020'de farklı bir şey sormuş. Sonra 2021'de yine ısı alan gazın öz kütle, işte kütle, iç enerji gibi çok basit bir soruyla karşımıza çıktı. Isı iletimi soruldu sonrasında. Sonrasında arkadaşlarım 2022'de ısı iletiminin hızının değişkenlerine baktı ve yine ısı iletimi, her şey ısı iletimi olmuş. Peki arkadaşlar gelelim 2023'ün 4. sorusuna. 4. sorumuz arkadaşlar yine ben diyorum ki ısı sıcaklık genleşme. Isı sıcaklık genleşme. Yani ne olabilir? İki maddeyi yan yana koyar. İkisinin sıcaklıkları farklıdır. Birbirleriyle ısı alışverişi yaparlar. Isı alışverişi yaptıktan sonra arkadaşlar ısı iletim durumlarına bakabilir. Sonrasında alınan verilen ısılar hani eşit olduğundan dolayı işte birisi sallıyorum işte mesela ısı alan daha fazla genleşip ilk hacmine göre, ondan sonra diğeri daha az genleşebilir gibi, oradan ısı hani genleşme katsayısıyla alakalı soru gelebilir. Sonra belki de sadece hani basınçla ilişkilendirecek olursak basıncın artmasıyla azalmasıyla arkadaşlar kaynama noktasının değişmesini belki sorabilir diyebilirim arkadaşlarım. Ama hani sıcaklık genleşme illa bu dördüncü soruda karşınıza çıkacaktır. 2023 yılının MSY sınavında kaldırma kuvvetiyle alakalı yüzme, askıda kalma, dibe batma durumuyla alakalı soru gelmişti. Ama TYT sınavında arkadaşlar burada artık elektrik, optik gibi konulara değindi. 2023'ün TYT'sinde de arkadaşlar elektrikten soru gelmişti. Burada da lamba parlaklığını sordular arkadaşlar. 2018 MSY sınavında başlangıçta sıcaklıkları birbirinden farklı, aynı maddeden yapılmış ancak farklı kütlede iki cisim, farklı kütlede diyor, ısı yalıtılmış bir ortamda sadece birbirine temas ettirildikten belli bir süre sonra ısıl dengeye ulaşıyor. Isıl dengedeki bu cisimlerle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar başlangıçta sıcaklıkları farklıydı. Isı alışverişinde bulundular, ısıl dengeye ulaştılar. O zaman son sıcaklıkları birbirlerine hani eşittir. Çünkü ısıl dengede olması demek sıcaklıkları birbirine eşit olması demektir. Isı sıraları birbirinden farklıdır diyor. Isı sırası dediğimiz kavram C eşittir M çarpı C'dir ve aynı maddeden yapılmış farklı kütlede diyor. Aynı maddeden yapılıyorsa öz ısıları aynı ama kütleleri farklı olacağı için ısı sıraları da farklıdır. Aralarındaki ısı alışverişi durmuştur. Evet, ısıl dengedeki sistemde ısı alışverişi olmuş ve durmuştur arkadaşlar. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. TYT 2018'de devam. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir yaz günü. Akdeniz sahilinde deniz kenarında oynamakta olan bir çocuk denizden bir kova su alıyor diyor. Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre deniz suyu ve kovadaki su ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi hava sıcaklığı deniz suyundan daha sıcakmış. O zaman T hava, ondan sonra T sudan büyük diye söyleyelim. Şimdi bir kova su alıyor. Ondan sonra kovadaki su ile ilgili. Bir kova su aldığı anda kovadaki suyun öz ısı denizdeki suyun öz ısısına eşittir diyor. Evet, aynı sıvı olduğundan dolayı öz ısıları birbirlerine eşittir arkadaşlar. Kovadaki suyun ısısı denizdeki suyun ısısına eşittir diyor. Şimdi
Isı sahası demek C eşittir M çarpı C'dir. Evet, öz ısıları işte ama denizdeki kütle çok büyük olduğundan dolayı kesinlikle eşit değildir. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığına göre daha fazla artacaktır. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir deniz var, bir de kova var. Şimdi denize ve kovaya yani bilim zamanda aynı miktarda ısı verilen bir güneş var. Şimdi güneş iki tarafa da ısı veriyor. Doğru mu? Isı verdiğinden dolayı şimdi kovanın su sıcaklığı tabii ki de denize göre çok çok daha hani hızlı artacaktır diyeceğiz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacaktır. MSU 2019'dayız. Biri demir, diğer alüminyumdan yapılmış eşit uzunluktaki iki metal çubuk ısıtılarak. Şimdi biri demir, biri alüminyum ve eşit uzunlukta diyor. İlk boyları ikisi de L'ye kadar olsun. Ondan sonra değişiminin gözleneceği bir deneyde sallanıyor. Belli aralıklarla çubukların sıcaklıkları ve o sıcaklıklardaki boyları ölçülüyor. Toplanan veriler kullanılarak aşağıdaki tablo oluşturuluyor. Bu verilere göre hangileri doğru olabilir? Şimdi bakalım. Isıtılan metal çubukların boyu uzar. Şimdi arkadaşlar bakıyorum çubuğun sıcaklığı 30 iken 60 olmuş. Demir çubuğun boyu 1000 mm iken 1,36 olmuş. Alüminyumda 1,00 iken 1,075 olmuş. O yüzden doğrudur. Isıtılan metallerin uzama miktarı yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır diyor. Evet. Şimdi iki aynı sıcaklık değişimi var ama birisi 36, biri 75, 0,75 gibi değerlerde uzamış. Yani evet bağlıdır. Aynı metal çubuk için çubuğun sıcaklığı ile boyları arasında doğrusal ilişki vardır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada 30 dereceyken 1000, 60 iken 1,36, 90 iken 1,72 gibi hep değişiyor. Evet böyle bir ilişki var. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. TYT 2019'a devam edelim. Maddeler ısı alışverişi sonucu genleşebilmektedirler. Buna göre olaylarından hangileri maddenin ısı alışverişiyle genleşme sonucunda olabilir? Elektrik direklerinin arasına gerilmiş olan tellerin yaz aylarında sarkması evet bununla alakalıdır. Termostattaki doğrusal metal çiftinin sıcaklığının artması sonucu bükülmesi bu da var arkadaşlar. Düzgün olan tren aylarının yaz aylarında bükülmesi evet sıcaklıkları arttığından dolayı genleşme yani ısı alışverişiyle olacaktır. Cevabımız E şıkkı. MSU 2020'deyiz. Faruk öğretmen. Öğrencilerinden bir cismin sıcaklığının değiştiği ancak değişimin kaynağının ısı alışverişi olmadığı durumlara örnek bulmalarını istemiştir. Buna göre hangi örnekler doğru olarak kabul edilir diye sormuş. Bire bakalım. Kapalı bir silindirin içinde sıkıştırılan havanın sıcaklığının artması. Evet burada arkadaşlar ısı alışverişi değil de burada moleküller birbirlerine yaklaşıyor ve termodinamik yasalarına göre çarpışma miktarı artıyor arkadaşlar. O yüzden bu doğrudur. Örnek olarak verilebilir. Güneşli bir ortamda ıslak bezle sarılan karpuzun soğuması. Burada ısı alışverişi var arkadaşlar. Isı alışverişi olmasın istiyorduk. O yüzden bu yanlış. Ellerin birbirine sürtülerek ısıtılması. Burada ısı alışverişi yok arkadaşlar. İki elde aynı sıcaklıkta sürtünme enerjisiyle biz burada ısıyı alışverişle beraber arkadaşlar sıcaklık değişimi var. Yani o yüzden denizli olacaktır. Gelelim TYT 2020'ye. Erhan'ın annesi bir cam şişenin içini kaynamış suyla çalkaladıktan hemen sonra ağız kısmına şişirilmemiş balonu şekil 1'deki bağlayarak Erhan'ın oynaması için masanın üzerine bırakmıştır. Erhan birkaç dakika sonra balonun cam şişenin içine geçerek şekil 2'deki gibi içeri doğru şiştiğini görüyor. Annesi bilimle uğraşan bir annemiz herhalde çünkü sıcak camı çocuğun önüne bırakmış yani ben olsam bilmiyorum. Devam edelim neyse. Erhan daha sonra cam şişeyi içinde buzlu su bulunan bir kovaya içine su girmeyecek şekilde yerleştirirse. Şimdi niye yerleştiriyor? Tabi adamın eli yandı yani. Balonun son haliyle ilgili aşağıdakilerde hangisi doğru olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk durumda neden şişiyor da içinde hani böyle bir durum oluyor onu anlatayım. Şimdi PVNRT diye bir muhabbet vardı hatırlarsanız eğer. Şimdi PVNRT'deki sıcaklık arttığı zaman arkadaşlar sıcaklık arttığı zaman burada içerideki basınç da artacaktır. Ama şu var. Bir süre sonra arkadaşlar sistem dengede ya şu an. Sistem dediğimiz olay ne? Dış basıncımız var P0. Peki sıcaklık düştüğü zaman arkadaşlar içeriye doğru hani girmesinin sebebi içerideki basıncın azalmasıdır. Çünkü P0 ile buradaki içerideki basınç birbirini dengelemek isteyecektir. O yüzden içeriye doğru şişer. Yani T azaldığından dolayı
P de azaldı. Bunu dengelemek için yani hacim olarak da ne yapmak lazım? Azaltmak lazım ki P sıfıra eşitlenebilsin. Peki, şimdi arkadaşlar hani bunu buzlu suyla çalkalayıp yani cam şeyi buzlu suyun içerisinde koymak demek sıcaklığın gitgide daha da azaltılması demektir. Azaltıldığı zaman arkadaşlar o zaman buradaki hacim gitgide yine artacaktır. Yani balonun hacmi artacaktır. Basınç yine dengelensin diye arkadaşlar. Çünkü hani yine dış basınca eşitlenebilmek için yine burada arkadaşlar balonun hacmi gitgide artacaktır diye söyleyeceğiz. Şimdi içinde biraz daha şişer diyeceğiz. Erhan dikkat et oğlum. Ali şişirip sıcak kalorifer peteğinin üzerine koyduğu balonun dakikalar içinde daha da şiştiğini gözlemlemiştir. Buna göre balonun içindeki havanın niceliklerinden hangileri balon peteğinin üzerinde şişerken azalmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar balon hani şişirdik içinde bir miktar hava var, hava kütlesi var, tamam mı? Hava hacmi var, hava öz kütlesi var falan filan bir şeyler. Peki şimdi içeride şişerken arkadaşlar kütlesi değişmez. Yani balon sızdırmıyor. Öz kütlesi için şunu söyleyeyim. D eşittir m bölü V'den V arttığından dolayı öz kütle azalacaktır arkadaşlar. Bu olur. İç enerjisi arkadaşlar balonun içindeki o havanın sıcaklığı arttığından dolayı da iç enerjisi değişmeyecek diyeceğiz. O yüzden cevabımız yalnız 2 olacaktır. Hadi bakalım Ali. Gelelim TYT 2021'e. Aşağıdaki tabloda çeşitli maddelerden ısı iletim katsayıları verilmektedir diyor. Maddenin ısı iletim katsayıları dikkate alınarak yapılan seçimlerinin hangileri amacına uygun olarak yapılmıştır diyor. Elimizin yanmaması için bir tencere sapının çelik yerine poliüretan maddeden yapılması. Şimdi bakıyorum çeliğin ısı iletim katsayısına 40, poliüretan 0,024. Olur arkadaşlar. Çelik yerine bu malzemeyi kullanırsanız eliniz yanmaz. Peki pencerenin ısı yalıtımı için tek parça kalın bir cam yerine aynı kalınlıkta olacak şekilde arasında hava olan iki ince camdan imal edilmesi. Isı yalıtımı için ısı iletim katsayısı düşük olmalı. Şimdi camlar kullanıldı, evet, iki tane ama araya da hava koymuş. O zaman arkadaşlar buradaki havanın olayı da ısı iletimini azaltmak için. Çünkü niye? Bak şimdi 0,023. O yüzden hava var. O yüzden bu olur. Yani yalıtım için kullanılır. Oturduğumuz yeri soğuk hissetmemiz için soğuk coğrafyada açık hava yer alan bir bankın tahta yerine çelikten yapılması. Tahta yerine çelikten yapılırsa arkadaşlar çeliğe oturursanız eğer ısı iletim katsayısı yüksek olduğundan dolayı soğuk hissetmememiz için diyor. Tam tersi soğuk hissederiz. Hatta çok fazla oturursanız yer çeker derler bizde. Hatta bir diğer tabirle de neyse boş ver. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacaktır diyeceğiz. Hatta söyleyeyim ya. Bu arkadaşlar hani ishal olma bizde amel olma durumudur. Amel derler bizde ona. Yani hani ishal değil de amel derler. Neyse hadi geçelim. Gelelim TYT 2022'ye. Sıcaklığı 5 santigrat derece olan bir odada uzun bir süre kalmış ve boyutları birbirinin aynı olan K ve L metal plakalarını eline alan Ayşe, K'nın L'den daha soğuk olduğunu hissetmiştir. Hayda. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Bunun sebebi tabii ki de ısı iletim katsayısıdır. O yüzden şunu söyleyeceğiz. K'nın L'den daha soğuk olduğunu hissediyorsa K'nın ısı iletim katsayısı L'den daha büyüktür diyeceğiz. Buna göre aynı ortamda bulunan bu plakaların üzerine özdeş ve el derisiyle benzer ısıl özelliklere sahip birer küçük buz parçası konulduğunda diyor ki birincisi üzerinde buzun diğerine göre daha çabuk eriyeceği plaka. Şimdi diğerine göre daha çabuk eriyeceği plaka ikisi de aynı sıcaklıkta ama ısı iletim katsayısı K'nın daha büyük olduğundan dolayı K plakasıdır. Buzun bu plaka üzerinde diğerine göre daha çabuk erimesinin nedeni de A dedik, onu da dedik. Sebebi de ısı katsayısının L'den daha büyük olması. Yani cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Şimdi bir ıhlamur içerisine limon sıkmışız ve limon çekirdekleri K, L, M şeklinde sıralanmış. Diyor ki arkadaşlar limonlu ıhlamurun öz kütlesi D kadar diyor. Buna diyor 2D öz kütleli diyor bir bal eklenecek diyor. Denge durumu gözlemlenecek diyor. Konumları hangisinde doğru olabilir diye sormuş. Şimdi 2D öz kütlesini yüklediğin zaman hani ballı hani ıhlamur olduğu zaman arkadaşlar sıvının öz kütlesi ne yapacaktır? Artacaktır. Sıvının öz kütlesi arttığından dolayı da arkadaşlar burada ne yapar? K zaten yüzecek. İkinci durumda da yine yüzecektir arkadaşlarım. Yüzen durumda olacak. L'nin öz kütlesi
Burada öz kütlesi D olan limonlu ıhlamura eşitti, aslında kalmıştı. Ama sıvının öz kütlesi arttığından dolayı bu da yüzecektir. Ondan sonra hangisi doğru olabilir diye soruyor. M'nin öz kütlesi, evet, sıvıdan, limonlu sudan, limonlu ıhlamurdan daha yüksek aşağıda. Yani bu 1.1 bile olabilir. Ondan sonra belki 3, 4, 5, 10 da olabilir. Bunu bilmiyoruz ama aşağıda. Ama arkadaşlar ne olabilir? İki durum olabilir. Askıda da kalabilir. Arkadaşlar yüzebilir. Onu da söyleyeyim. Zaten tek seçenek vermiş. O yüzden de arkadaşlarım cevabımız A şıkkı olur. Bir odadaki çalışma masasının yüzey ortalama 750 kandelalık aydınlanma şiddeti ampullerinden herhangi biriyle tek başına sağlanabilmektedir diyor. Bu ampuller eşit süre çalıştırdıklarında akor filamalı, led ve floresan ampullerin harcadıkları elektrik enerjileri sırasıyla E1, E2, E3 oluyor diyor. Bunların arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar sağ tarafa da bakın. Elektriksel enerji ile elektriksel güç arasındaki ilişki nedir? Güç ile enerji arasında E eşittir P çarpı T şeklinde bir kavram var. Neden? Mesela enerji VIT şeklinde söylemiştik. P de V çarpı I. Yani tek ne var fark olarak arkadaşlar? Zaman farkı var. Gücü sen zamanla çarptığında, ki eşit süre diye söylüyor. Eşit süre olarak söylediğinden dolayı da arkadaşlar hani burada enerjiyi hesaplayabilirsiniz. Şimdi hocam şu 750 kandelalık hani aydınlanma şiddeti muhabbeti. Ya bu hani gereksiz bir bilgi. Yani şu an için hani şöyle bir bilgi. Hani kafanızı karıştırmak için yani. Mesela işte burada hani 75 çarpı 10 falan yapmanızı isteyecek bir bilgi. O yüzden buna gerek yok. Burada da arkadaşlar hani gördüğünüz gibi E eşittir P çarpı T olduğundan dolayı birincinin enerjisi en büyük, sonra üçüncü, sonra da ikinci şeklinde söyleyeceğiz. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı. 2024 MSÜ'de 4. soru için arkadaşlar basınç gibi geliyor bana. Basınç sorulabilir. Mesela kapalı kaplardaki arkadaşlar hani üzerine kuvvet uygulandığı zaman, mesela içinde gaz, sıvı gibi hani farklı maddeler olduğu zaman, burada üzerine kuvvet uygulandığında basınçlar nasıl değişir? İşte basınç artar mı, azalır mı, veya arttığı zaman işte içine cisim koyduğunda işte o cismin üzerindeki basınçtan kaynaklı, mesela balon, üzerindeki basınç arttığından dolayı hacmi azalır. İşte ne bileyim bağlı ol deyip gelmesi işte yine azalır gibisinden hani sorular da gelebilir. Hani bu benim tahminimdir. İnşallah da hani tahminim de tutar geçen sene olduğu gibi. İnşallah da hani bu videoda size faydalı olmuşumdur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.